arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde biliyorsunuz artık konuları bitirdik, üstüne birer kere de tekrar ettik. Artık bu dersimizden sonra beceri temelli soruları çözeceğiz biraz birlikte. Bu dersimizde 6. ve 7. ünitelerle ilgili çözeceğiz. 6. ünitemiz neydi? Bir onu hatırlayalım. 6. ünitemiz filmlerle ilgili olan ünitemizdi. Bu ünitemizde film çeşitlerini, filmlerin bize nasıl hissettirdiğini, filmlerdeki kahramanların nasıl insanlar, nasıl kahramanlar olduklarını öğrendik. Nasıl söyleyeceğimizi öğrendik. 7. ünitede party time ünitemizdi. Burada da parti organizasyonu ile ilgili her türlü davetiye hazırlama, bir davete cevap verme, davette bir partide lazım olan tüm malzemeleri öğrenmiştik birlikte. Şimdi burada yapacağımız şey de bu öğrendiklerimizi pekiştirerek beceri temelli sorularımızın yarısından çoğunu doğru yapalım. Gerçi ben 5'lerime güveniyorum. Bence tam full hepsini doğru yaparsınız ama yine de en azından bir tane iki tane yanlışla kapatalım bugünü de. Şimdi ben her soruyu çözeceğim ama ben çözmeden önce sen çözersen çok sevinirim. Önce sen çöz ki durdur, sonra benimle beraber çözerek hem kontrol edebilirsin hem de neyi farklı düşünmüşüz, sen nasıl düşünmüşsün, ben nasıl düşünmüşüm, buna bakabiliriz birlikte. Dolayısıyla şimdi hemen başlıyorum. En baştan diyelim. Evet, 6 ve 7. üniteyi bugün yapacağız. Önümüzdeki derste de 8 ve 9'u ya da 8, 9, 10 üçünü birlikte bilemiyorum uzunluğuna bağlı olarak bir derse sığacak şekilde diğer beceri temelli soruları birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Başlayalım hemen. Şimdi birinci sorumuzda which of the following is not correct according to the poster? Yani postere göre hangisi doğru değil diye soruyor bana. Doğru olmayanı soruyor. Bakıyorum. Posterimde diyor ki bana welcome to our movie night. Special horror films for tonight. Ne kadar kafiyeli. Bizim film gecemize hoş geldiniz. Bu gece için özel korku filmleri. Date. Date dediğim şey neydi benim? Hemen geliyorum yanına yazayım. Date dediğimiz şey tarihte. Ve place dediğimiz şey yerde. Evet. Date ve place. Tarih ve yer. Tarihime bakıyorum. Nisan ayının 14'ü. Cumartesi günü. Between. Neydi between? İki tane şey var. Bu arasında kalan between, yani arasında oluyordu. Neyle neyin arasında? Saat 9 ile saat 11 arasında. Ve nerede? Jack's house. Burada bana Jack, tabii ki de adamın adı ve s eklediğim zaman Jack's house neyi söylüyor bana? Jack'in evi. S takısı bana ın, in anlamı veriyordu. Jack's house. Şimdi bakalım. Toparlayacak olursak işte bir film gecesi olacakmış, korku filmi olacakmış. 14 Nisan'da 9-11 arasında Jack'in evindeymiş. Şıklarıma bakıyorum. Not correct demişti bana. Burada doğru olmayanı bulacağız birlikte. The type of movie is horror. Filmin türü korku mu? Evet, doğru. The name of the film is Ice Age. Peki filmin adı Ice Age mi? Bilmiyorum, bana filmin adını nerede söyledi, ben görmedim. The movie night is at Jack's house. Evet, Jack'in evinde. Doğru. Ve it is between 9 and 11 in the evening. Ve bu film gecemiz saat 9 ile 11 arasında. Bu doğru mu? Evet, doğru. Demek ki doğru olmayan şıkkım B şıkkım. Çünkü bana burada filmin adından bahsetmemiş. Sadece korku gecesine özel 9-11 arasında özel korku filmleri olacağından ve Jack'in evinde olacağından bahsetmiş. İkinci soruya geçiyorum. The table below shows the favorite movie types of students in 5A. Yani 5A sınıfındaki öğrencilerin en sevdikleri film türleriyle ilgili bilgileri gösteriyormuş bize. Mesela science fiction film türünü, yani bilim kurguyu 2 öğrenci, komediyi 6 öğrenci, korkuyu 15 öğrenci ve dramayı 4 öğrenci, dram filmlerini, animasyonu da hiç kimse sevmiyormuş.
Yine bana soruda diyor ki, which of the following is not correct according to the table above? Bu yukarıdaki tabloya göre hangisi doğru değildir? Yani yanlış olanı bulacağız yine. Bakıyorum. Horror films are the most popular movie type. Horror films'e bakıyorum. 15 öğrenci. En popüler bu mu? Evet. 2, 6, 15, 4. En popüler horror films. Doğru. Students don't prefer animations. Öğrenciler prefer neydi arkadaşlar? Buraya yazalım. Böylelikle her slide'da bilmediğimiz kelimeleri yazarak yenilerini öğrenebiliriz. Prefer tercih etmek. Öğrenciler animasyonu tercih etmiyor diyor. Don't prefer dediği için. Bakıyorum animation'a. Evet, gerçekten de hiç kimse yok burada. Only 4 students like watching dramas. Sadece 4 öğrenci drama izlemeyi seviyor. Bakıyorum, evet gerçekten de öyle. Ve all students love comedy films. Tüm öğrenciler komedi mi seviyor? Hayır, sadece 6 tane öğrenci. Koskoca sınıfta 6 öğrenci komedi seviyor. Dolayısıyla yanlış olan aslında benim D seçeneğim. Çünkü burada bütün öğrencilerin komediyi sevdiğini söylemiş ama bütün öğrenciler sevmiyor. Sadece 6 öğrenci seviyor. Şimdi geldim 3. soruya. Let's watch Hobbit. Read the conversation and answer the question. Önce bu diyaloğu bir okuyalım konuşmayı. Daha sonra soruya cevap vereceğim. Buradaki sorumuz bize which movie should they watch? Hangi filmi izlemeliler? Which hangi movie film melimalı onlar izlemek? Hangi filmi izlemeliler? Tim diyor ki let's watch Hobbit. Mark, what kind of movie is it? Fantastic. I don't like fantastic films. What about science fiction? Sounds good. I like astronauts. O zaman Hobbit izleyelim diyor. Ve ne tür bir film diyor? Fantastic. O da diyor ki ben fantastik filmleri sevmiyorum. O zaman Tim de diyor ki what about science fiction? Burada what about'u hatırlayalım hemen. What about? Birlikte bu ünitede yine çok çalışmıştık bunu. What about? Ne dersin? Ne dersin? Neye ne derim? What about science fiction? Bilim kurguya ne dersin? Sounds good. Kulağa iyi geliyor. I like astronauts. Ben astronotları severim. O zaman bilim kurgu olup astronotla ilgili olan tek seçeneğim A seçeneği olduğu için A'yı işaretliyorum. Şimdi bu 4. sorumuzda bana soruda which of the following does not complete the conversation diyor. Hangisi bu konuşmayı does not complete, tamamlamaz. Yani bu 4 şıktan 3 tanesi, bu 3 tane boşluğa gelecek. Bir tanesi dışarıda kalacak. Aslında bana sorduğu da şu, dışarıda kalanı işaretle diyor. Bakalım. We are watching a movie tomorrow. We are watching a movie tomorrow. Biz yarın bir film izleyeceğiz. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Ve bir soru soruyor. Sorunun cevabında I say it diyor. Burada I say it'i bilmesen bile büyük harfle başlayan iki kelime var. Dolayısıyla özel isim olduğunu buradan görebilirsin. I say it'in filmin adı olduğunu görebilirsin. O zaman what is the name of the film diye sordu. Şöyle kısaca yazayım. Name of the film'i sordu. Filmin adını. Ve I say it dedi. Sonra bir soru daha sordu Jamie ve Susan dedi ki it's an animation. O zaman burada animasyon filmin neyidir arkadaşlar? Türüdür. O zaman filmin türü olduğuna göre burada da filmin türünü sormam gerekiyor. O zaman diyeceğim ki what kind of film is it? What kind diyeceğim. Ve cevap olarak da animation cevabını alacağım. Daha sonra bir soru daha soruyor Jamie ve Susan diyor ki at 5 o'clock saat 5'te. O zaman saati sordu. What time does the film start? What time? O zaman bu da gittiğine göre hangisini sormamış? What do you think about characters demiş. Karakterlerle alakalı ne düşündüğünü sormamış. Bana da zaten hangisini tamamlamadığını soruyordu. Dolayısıyla cevabı D seçeneği olacak arkadaşlar. 5. soruya bakalım. Yine burada da read the conversation and answer the question. Yani
konuşmayı oku ve ona göre cevap ver diyor soruya. Önce soruma bakıyorum tabii ki her zamanki gibi. According to the conversation above, who does not watch a comedy film? Yukarıdaki konuşmaya göre kim komedi filmini izlemez? Does not watch. Lütfen dikkat et buna, olur mu? Şimdi Richard diyor ki I love watching comedy films. Şimdi o zaman Richard seviyor. Gitti. I always watch funny films with my parents. Funny film dediği komik değil mi? Eğlenceli filmler, güldürücü. O zaman Bernard da izliyor. Larry diyor ki comedies are not my favorite. I prefer science fiction. Burada Larry, komediler benim favorim değil. Ben science fiction, bilim kurgu tercih ederim diyor. Dolayısıyla cevabım Larry olacak. Bir de Nick'e bakalım. I like funny films but I don't like scary ones. Bu da yine funny filmleri sevdiğini söylüyor. Dolayısıyla Nick, Bernard ve Richard funny filmleri izlerken Larry izlemiyor. Superman can fly but he is not my favorite. Burada önce soruyu okuyacaktık. Hata yaptık, gördün mü? Umarım sen benim düştüğüm hataya düşmemişsindir. According to the conversation above, who likes Superman? Süpermen'i kim sever? Who likes? Bak burada Tom demiş ki he is not my favorite. Meg demiş ki Superman is rude, so my favorite is Spider-Man. Superman kaba, ben o yüzden Spider-Man'i seviyorum demiş. Bu da değil. To me neydi arkadaşlar? Hemen not edelim. Çok lazım olan kelimelerden, kalıplardan yine. Bana göre. To me, bana göre. Bana göre Superman frightening, korkutucu, ürkütücü. Ve Cindy diyor ki I think Superman is brave and helpful. Bence Superman cesur ve yardımsever. O zaman kim seviyor Superman'i? Cindy. Burada according to the conversation above, which of the following is correct diye sormuş. Hangisinin bu sefer doğru olduğunu soruyor. Lily ile Fiona konuşuyorlar. Lily diyor ki shall we watch Harry Potter? Harry Potter izleyelim mi? Burada Shelby'yi hatırlayalım hemen. Shelby neydi? Bir şey yapalım mı? Yapalım mı? İzleyelim mi? Shall we watch Harry Potter? What kind of movie is it? Nasıl yani? Fiona'ya bak, Harry Potter'ı bilmiyor. ne tür bir film o diyor ve Lily fantastik olduğunu söylüyor. Fiona diyor ki I don't like fantastic movies. I think they are boring. Ben fantastik filmleri sevmiyorum. Bence onlar sıkıcı. Ve Lily diyor ki what about The Lion King? What about neydi? Hemen ona bakalım. What about ya da how about diye de geçebilirdi. Ne dersin demekti, değil mi? Ne dersin? Neye ne derim? The Lion King. Aslan Kralı ne dersin? It's an animation. Bu bir animasyon. What's it about? Bu neyle alakalı? It's about a lion and its son. Bu bir aslan ve onun oğluyla alakalı. Sounds good. Kulağa iyi geliyor. O zaman Fiona likes movies about animals. Evet, bu bir animal'la alakalı ve Fiona da sounds good dedi. O zaman seviyor. Tamam. Lily thinks Harry Potter is boring. Lily Harry Potter'ın boring olduğunu düşünüyor. Boring diyen kimdi? Fiona. Dolayısıyla Fiona düşünüyor. Fiona thinks Harry Potter is boring. Harry Potter is about a lion's life. Harry Potter bir aslanın hayatıyla alakalı mı? Hayır. Harry Potter fantastik bir filmdi. Aslanın hayatıyla alakalı olan The Lion King'di. Dolayısıyla C seçeneği de yanlış. They dislike animations. Onlar animasyonu sevmezler. Olur mu? Sounds good dedi. Sevmese sounds good der mi? Kulağa hoş geliyor der mi? Dolayısıyla tercih ettiği için bu da yanlış. Ne dedi? Sounds good. O zaman doğru seçeneği soruyordu bana. Tabii ki de bir tek A şıkkım var. Fiona likes movies about animals. Doğru. Çünkü sounds good dedi. Burada da which movie should they go together? Birlikte hangi filme gitmeliler? Mr. Bean mi? Brave mi? Spider-Man mi? Ve Garfield mı? Jason, Matt and Sue want to watch a movie together on Sunday. Jason has a swimming course in the morning.
Matt has a guitar course between burada 1 ile 3 arasında 1 and 3 p.m. and Sue has a drawing course between 8 and 9. O zaman saatlere bakalım. Şimdi sabah olmuyor. Çünkü morning'de Jason yok, değil mi? Jason'ın swimming'i var. 13-15 arası da olmaz. Çünkü Matt'in gitar kursu var. Ve 20-21 arası da olmaz. Çünkü Sun'un drawing kursu var. Resim kursu, çizim kursu. Şimdi bu saatler dışındakilere bakalım. Sabah saat 10'da Mr. Bean var. Ama sabah o saatte Jason'ın yüzme kursu olduğu için ben bunu seçemem. Saat 2'de Brave var ama saat 1 ile 3 arasında Matt'in gitar kursu olduğu için ben bunu da seçemem. Saat 4'te Spider-Man var. Bakalım bu olabilir. Ve saat 8.30'da Garfield var. Ama 8 ile 9 arasında Sue'nun kursu vardı. Dolayısıyla bunu da seçemem. O zaman saat 4'te hem Jason hem Matt hem de Sue müsait oldukları için cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Read the conversation and answer the question. According to the conversation above, which of the following is correct? Hangisinin doğru olduğunu soruyor bu sefer. Kate diyor ki, how about watching a movie? Burada how about'u tekrar edelim. How about ne dersin demekti. What about ve how about aynıydı. Hatta altına da what about yazıyorum. Eğer bundan sonra isim gelirse direkt mesela banana, muza ne dersin? Hani muza ne dersin? Direkt banana geliyordu. Ama fiil gelirse her zaman fiili ing takısı, yani sizin deyiminizle ing geliyordu. İnek. O zaman fiile ing geldiğinde hatırladığımıza göre bakalım. How about watching a movie? Watch izlemek. Burada how about olduğu için ing takısı gelmiş. Film izlemeye ne dersin? That sounds great. Kulağa harika geliyor. Do you have any idea? Bir fikrin var mı? What about Jurassic Park? It's a science fiction. Jurassic Park'a ne dersin? O bir bilim kurgu. Ama Mark diyor ki I don't like science fiction. I think they are boring. Ben sevmiyorum science fiction çünkü onlar bence sıkıcı. O zaman diyor shall we watch Coco? Coco'yu izleyelim mi? It's an animation. O bir animasyon. Sounds interesting. Let's watch it. Kulağa ilginç geliyor. Hadi onu izleyelim. Hangisinin doğru olduğuna bakalım. Mark doesn't find science fiction interesting. Science fiction'ı Mark interesting bulmuyormuş. Bakalım ne demişti? I don't like science fiction. I think they are boring. Evet. Kate suggests watching a comedy film. Kate komedi film izlemeyi mi tercih ediyor? Komedi burada hiç geçmedi. Animasyon geçti. Dolayısıyla yanlış. Kate finds science fiction movies boring. Kate boring bulsaydı hiç science fiction'ı önerir miydi? Hayır. Dolayısıyla bu da yanlış. Mark doesn't want to watch a movie. Mark film izlemek istemiyor mu? Hayır, istiyor ama science fiction izlemek istemiyor. Sevmiyormuş, o yüzden animation izlemek istiyor. Dolayısıyla tek doğru cevabım A seçeneği kaldı. Interesting, yani ilginç, ilgi çekici bulmuyordu. Çünkü o boring buluyordu. Burada da which of the following is correct according to the text above? Buradaki metne göre hangisi doğru? Doğru olanı bulacağız. Hi, I'm Kevin. I like watching cartoons and Dinotrogs is my favorite. T and the Strax are the main characters. I liked it because he is brave and helpful. I don't like the Strax because he is scary. O zaman he doesn't, burada doesn't yanlış yazılmış, fark ettiniz mi? Dosent de yazılmış. Doesn't like. Sevmiyor muymuş? Hayır, I like diyor. Dolayısıyla bu doğru cevap. Olur mu hiç doğru? Doesn't diyor. Bir dakika. Yanlış olanı soruyor diye düşündüm. Doesn't değil, likes. Dolayısıyla bu yanlış. He likes action movies. Action movie ile alakalı bir şey söyledi mi? Söylemedi. He finds the tracks frightening. Evet, çünkü dedi scare dedi. Scare ve frightening aynı.
Ve he thinks the Strux is helpful. Hayır. Strux'ın değil, T'nin helpful olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla tek doğru cevabım action movies. B seçeneğim kaldı. Çok özür dilerim. C seçeneğim kaldı. Yine yanlış olanı soruyormuş gibi düşündüm. Korkutucu buluyor dedik ya. Evet, scary korkutucu buluyor. Dolayısıyla doğru. Burada zaten bana doğruyu sorduğu için doğru seçeneğim bu. Hatta ben kafanızı karıştırmamak adına diğer her şeyi sileyim. Soru sizin önünüzde açıkça kalsın. Eğer tekrar okumak isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Which question does not have an answer in the poster above? Bu yukarıdaki posterde hangi sorunun cevabı yok? Does not have an answer. Adventure Science Fiction Days at Star Cinema at 4 on Sunday at 6 on Sunday. Saturday and 6 on Sunday. Shall we watch together? Tamam şimdi. What time does the movie start on Sunday? Pazar günü film kaçta başlıyormuş arkadaşlar? 6'da. Demek ki ben bunu biliyorum. Bunun bir cevabı var. When are the movies on? Nerede? Star Cinema'da. Bunun da cevabı var. Ve what kind of movies do you watch? Adventure ya da science fiction türünü de biliyorum. Ama how much is a ticket? Bunu yazmamışlar bana. On ikinci soruda Andrew and Mike are good friends. They want to watch a movie at the weekend. Andrew likes science fiction, but he doesn't like horror films. Mike dislikes romantic movies and fairy tales, but he likes movies about space. Şimdi birlikte hangisini izlemeliler? Bakalım. Şimdi Andrew var, bir de Mike var, değil mi? Evet. Şimdi Andrew neyi seviyordu? Science fiction seviyor ama horror sevmiyor. Mike da romantik sevmiyor. Fairy tales sevmiyor. Ama space ile alakalı seviyor. Demek ki ikisinin de ortak olan bilim kurgu ve uzayla alakalı şeyler olması gerektiği için bu romantik, bu fairy, bu horror, dolayısıyla buraya yazdığımız 3 şey de gitti. Kalan space ile alakalı ve science fiction olan tek filmimiz bu olduğu için bunu seçtik. Which of the following completes the conversation? Hangisi konuşmayı tamamlar? What kind of movies do you like watching? Hangi tür filmleri izlemeyi seversin? I like watching. I love robots, technology and flying cars. Uçan arabalar, teknoloji ve robotlarla ilgili ise bu bir komedi değil. Bu bir çizgi film değil. Bu bir animasyon değil. Bu bir bilim kurgu. Çünkü uçan araba olmadığı için bu tamamen kurgusal bir film. My name is Emmy. I love watching adventure and fantastic movies. My favorite is Pirates of the Caribbean. It's on TV at 8 tonight. I love Johnny Depp. He is my favorite film star. I'm really excited about watching it. Which question does not have? Bu sefer yine cevabı olmayanı soruyor bana. What is the movie about? Neyle alakalı? Adventure, fantastic. Who is Emmy's favorite star? Johnny Depp. What time is the movie on TV? At 8. Does Emmy like watching movies? Film izlemeyi seviyor mu? Bunun cevabı yok. Bana sadece adventure ve fantastic movie'leri izlemeyi sevdiğini söyledi. Ama genel olarak film izlemeyi sevdiğini söylemedi. Brian wants to watch a horror film, but Mary doesn't like horror films. She wants to watch something funny. What does Mary say according to the text above? O zaman bak şimdi Brian diyor ki hadi diyor korku film izleyelim. Horror film izleyelim diyor. Ama Mary horror film izlemek istemiyor ve diyor ki Mary funny şeyler izlemek istiyor.
O zaman ne diyecek Brian'a, ne söyleyecek? Great I love horror films demez. I like dramas demez. Tiyatroya gidelim demez. Sinemaya gidelim demez. Komedi filmi önerecek. Çünkü o Fanny seviyordu. What about a comedy film? Komedi filmine ne dersin diyecek. Toy Story'de, şimdi buradaki diyalogda yine cevabı olmayanı bulacağız. Toy Story is about a boy called Andy and his toys. Every year, Andy gets new presents on his birthday. His favorite toy, Sheriff Woody, always feels worried on Andy's birthdays because new toys can be Andy's favorite. On his sixth birthday, Andy gets a wonderful new toy, Buzz Lightyear. Then a new adventure begins. Benim çocukken en sevdiğim de Toy Story. Gözlerim doldu şu anda. Hala daha izlemek isterim yani. Evet, bu akşamki filmim belli oldu. Bu akşam eve gidip Toy Story izleyeceğim. How does the adventure start? Nasıl başlıyor? Nasıl başladığın cevabı var mı? An adventure begins. Var. What is the name of Andy's favorite toy? Andy'nin favorite toy'u neydi? Sheriff Woody. Bunun da cevabı var. What happens at the end of the adventure? How does Sheriff Woody feel on Andy's birthdays? Bunun da cevabı var ama biz sonuyla alakalı herhangi bir şey bilmiyoruz. Bize bunu söylememiş. 17. sorumuzda yine Lily doesn't talk about neyle alakalı konuşmuyor? Bakalım. Hello Mike, are you busy at 5 on Sunday? Hello, I don't have anything to do. Really? Then let's watch Luck Horse at the Ocean Movie Theater. Okay, I love watching movies. Şimdi name of the movie belli, Luck Horse. Time of the movie 5'te. Place of the movie Ocean Movie Theater. Peki type of the movie ne tür bir film bu? İşte bunu bilmiyorum. Şimdi bana sorular soruyor. Hangisi tamamlamaz? Yine 3 tanesi bu olacak buraya ama bir tanesi dışarıda kalacak. Ben de o dışarıda kalanı bulacağım. Spy Kids. It's a comedy and an adventure. It's about the adventures of two children. Şimdi burada adını söylediyse what's your favorite movie? It's a comedy dediyse what type of movie? Ve neyle alakalı olduğunu soruyorsa what is it about? Dolayısıyla hiçbir yere uymayan tek şıkkım B seçeneği. Which of the following does not complete the conversation? Hangisi tamamlamaz bu diyaloğu? Bakalım. Hello George, how about going to a movie together? Birlikte sinemaya gitmeye ne dersin George? It sounds great. Yine burada Avatar demiş. Avatar ne filmin adı? O zaman what's the name of the film dedik. Ve science fiction demiş. Science fiction ne? Türü değil mi? O zaman what kind of movie is it? Bunu da söylemiş. Wow, it's fantastic. At 2 o'clock on Sunday afternoon. Burada da zamanını söylemiş. O zaman what time diye sordu. Bunu da söylemiş. Tek söylemediği seçenek how many tickets do we need? Kaç tane bilete ihtiyacımız var? Bunu söylemediği için seçeneğim A seçeneği. Bakıyorum. Bu son sorumuz 6. ünite ile alakalı. Sonra 7. üniteye geçeceğiz beraber. Network Production presents Walking Together, a drama on 15th April 2020. Coming soon. Şimdi there is no information diyor. Hangisiyle ilgili bilgi yok. Type of movie ne? A drama dedi. Var. Name of movie Walking Together. Var. Date of movie var. Peki karakterlerle alakalı bir şey söyledi mi bana? Hayır söylemedi. Dolayısıyla cevabım D seçeneği. Evet 6. ünite bitti arkadaşlar. Şimdi birkaç tane soru da 7. ünite ile ilgili var. Onları çözelim. Pardon. Betty's birthday is on the 2nd of 10th month. She wants to organize a party in the afternoon and prepares an invitation card for her friends. Which of the following is Betty's card? Şimdi Betty'nin doğum gününe bir bakalım. Second neydi? İkinci.
Tent 10. ay 10. ayın ikisi yani 2 October. 2 October. Yani 2 Ekim'de. Ne güzel, benimki de 24. Buraya 4 ekliyorsun, benimki oluyor. 2 Ekim'de doğum günü. 2 Ekim'de doğum günü ve öğlen bir parti hazırlamak istiyorsa demek ki afternoon olanı seçeceğiz ve Ekim'de olanı. Let's have fun at my birthday party at 1 in the afternoon on Monday. 2 Ekim'e bakıyorum. 2 Ekim burada gördüğünüz gibi. Monday, Tuesday, Wednesday. O zaman Monday'de nasıl buluşacaksın? Senin doğum günün Wednesday. Sadece buradan bile tabii ki doğru cevabı bulabilirdiniz. Wednesday olduğu için. Ama diyelim ki bulamadınız. Bu evening'de. Burada da Monday değil Wednesday. Dolayısıyla afternoon olması gerektiği için doğru cevabım D seçeneği olacak. I'm Sally. Today is my birthday. I'm opening my gifts now. Şu anda hediyelerimi açıyorum. Hangisi Sally o zaman? Şu an hediyelerini açan kim? C seçeneği. Mom, you know next Thursday is my birthday. Anne, biliyorsun önümüzdeki perşembe benim doğum günüm. Can I throw a birthday party? Throw a birthday party, parti vermek değil mi? Parti vermek. Bir doğum günü partisi verebilir miyim? Evet Tamil, let's make a shopping list. Haydi bir alışveriş listesi yapalım. Bu shopping listimde neler mi var? Balloons, invitation cards, confetti, beverages, birthday cake. Bunlar var. Amy and her mom don't buy. Neyi satın almıyorlar? Music CDs mi? Lemonade mi? Anything for decoration mı? A big chocolate cake mi? Şimdi bak, dekorasyonla ilgili bir şey almıyorlar diyemem çünkü burada konfeti almışlar. Limonata almıyorlar diyemem çünkü beverage demişler. Big chocolate cake, çikolatalı kek almıyorlar, pasta almıyorlar diyemem çünkü birthday cake de almışlar. Ama müzikle alakalı herhangi bir CD satın almadıkları için cevabım A seçeneği. Mary wants to throw a birthday party for her little sister Elsa. She is preparing an invitation card. Ah, burada da Elsa, kusacağım Elsa. Herkes Elsa seviyor bu ara. Bu ara popüler Elsa. Benim zamanımda sadece Barbie vardı. Başka da yoktu. Bu ara çok var. Mary, küçük kardeşi, küçük kız kardeşi Elsa için bir doğum günü partisi vermek istiyor. Ve onun için bir invitation card, yani davetiye hazırlıyor. Which of the following invitation cards does Mary prepare? Hangisini Mary hazırlar? Let's celebrate Elsa's birthday. She is turning 12. Lots of bilmem ne 6 Mart'ta. Bu Elsa'nın doğum günü partisi için. Burada it's party time, summer is coming. Burada yaz partisi yapıyorlar, bu değil. Matematik öğretmenlerinin birthday ile alakalı değil. Ve Jane'in evinde puzzle ve müzik CD'leriyle yaptığı bir girls party değil. Tabii ki A seçeneği. Çünkü Elsa'nın doğum günü için yapılan tek parti bu. Burada da What Should Julia Buy Susan as a Gift? Hediye olarak, as a gift, hediye olarak. Hediye olarak ne satın almalı? Bakalım. Susan is my best friend. Julia diyor ki Susan benim en yakın arkadaşım. Ve 5 Nisan'da onun doğum günü partisi var. O film izlemeyi sever ama playing chess, satranç oynamayı sevmez. O zaman filmlerle alakalı bir şey alacağım. O zaman puzzle olmaz. Board game olmaz. Book series olmaz. DVD of Hachiko, yani film alması gerekiyor. Burada Harry ve Sally speaking together. Harry and Sally are speaking. According to the conversation above, which of the following is correct? Hello Sally. Hi Harry. I'm going to Sam's birthday party. Great. Me too. We must give him a present. What does he like? He likes tennis, but he has a racket. Does he like reading? No, he likes board games. Let's get chance for him. Ne güzel anlaştılar. Merhaba Selim, merhaba Harry. Ben Sam'in doğum günü partisine gidiyorum. Ne harika, ben de. Ona hediye almalıyız. Ne sever? Tenis sever ama onun raketi var. Okumayı sever mi? Hayır, tahta oyunlarını sever. O zaman hadi ona satranç alalım.
They want to give a gift to Sam. Doğru olanı soruyor. Onlar Sam'e hediye almak istiyorlar, değil mi? Doğru. O zaman doğru cevabını daha seçeneği. Diğerlerine de bakalım ama mutlaka. Sam doesn't like playing chess. Sam playing chess sevmese... Board games sevdiğini söyler mi? Hayır. Yanlış. They cannot go. Gidemiyorlar mı? Gidiyorlar. Kitap okumayı no dedi. Sevmiyormuş, seviyor diyor. Yanlış. Dolayısıyla cevabım A seçeneği. Which question does not have an answer according to the text above? Bu yukarıdaki metne göre hangisinin bir cevabı yok? Bakalım. Natalie yolluyor, Maria'ya yolluyor ve bir invitation card yolluyor. Sunday we are celebrating my sister's birthday. We are having a party at our house at 2 o'clock. Şimdi evlerinde olacak, 2'de olacak. Kız kardeşin doğum günü için pazar günü Maria'yı davet ediyor Natalie. Çikolatalı kek alacaklar, oyunlar oynayacaklar, müzik de var, dans da var. Şimdi, where is the party? Natalie's house. What time does the party start? 2 o'clock. What can they do at the party? Dance, playing, vesaire. Neler yapabileceğini anlatmış. Müzik, games. Ama Natalie kardeşinin kaç yaşına girdiğini söylemiş mi? Söylememiş. Dolayısıyla bunun cevabı yok. Which question does not have an answer in the invitation card? Bu davetiyede yine hangi sorunun cevabı olmadığına bakıyoruz. Where is the party? Nerede parti? Mount Lake'de. When is the event? Ne zaman? Saturday, 4 April. Can I come with a friend? Bilmiyorum. Is the party at the weekend? Weekend mi? Evet, weekend. Doğru. Burada Saturday, hafta sonu. Ama bir arkadaşına gidip gidemeyeceğine ilgili bir bilgi vermemişler. Şimdi, which of the following should his friends buy for Tom? Arkadaşları Tom'a ne almalı? Bakalım. Tom'un arkadaşları ona bir hediye almak istiyorlar. Tom likes reading books. Kitap okumayı seviyor. Enjoys adventures. Adventures'ı seviyor. Horror. Sevmiyor. Watching movies seviyor. Burada da şurası books kısmı. Şurası da movie kısmı. Animation seviyor. Ama science fiction sevmiyor. Bakalım şimdi. A ghost story. Bu bir hayaletle alakalı. O zaman bu olmaz. Tamam, animasyon seviyor ama ghost story korkutucu olabilir. Burada da ghost story diyor. Dolayısıyla bunu da eliyorum. Burada da toy story animation. Okey, bu olur. Ama adventure kitap. Okey, bu da olur. Cevabımız C seçeneği. Bu B neden olmuyor bakalım. Adventure seviyor kitapta, evet, ama filmde science fiction sevmediği için kocaman science fiction yazıyor bak burada. O zaman B seçeneği olmaz. It's Betty's birthday next week. Betty and her family must do a lot of things before the party. Partiden önce Betty ve ailesi birçok şey yapmalılar. Şimdi which picture is not correct according to the party plans? Parti planlarına göre hangisi doğru değil diye soruyor. Şimdi 4 Aralık'ta alışverişe gidecekler. 5 Aralık'ta kek, pasta sipariş edecekler. 6 Aralık'ta cookie yapacaklar, kurabiyeler. 7'sinde odayı temizleyecekler, 8'inde odayı süsleyecekler. O zaman ne kaldı? Sadece müzikle DVD'lerle alakalı olan kısa. Şimdi burada hangisi doğru değil diye soruyor yine. It's my father's birthday tomorrow. We have a party. My mother Susan must clean the house. My sister Eliza must make cookies. My little brother Joseph must take photos. My grandpa David must go shopping. My grandma Lucy must order the cake. O zaman bakalım Eliza ne yapacaktı Eliza?
must make cookies. Cookie yapacaktı. Bu cookie yapmıyor. Bakalım. Joseph ne yapacaktı? Fotoğraf çekecekti. Doğru. David alışverişe gidecekti. Ve Lucy kek sipariş edecekti. Burada doğru olmayan sadece bu kaldı. Eliza normalde cookie yapıyor olması gerekiyordu şu anda. Who gives the correct answer to Jane's question? Jane'in sorusuna hangisi doğru cevap veriyor? Jane ne soruyor? When is your birthday? Ne zaman diyor. O zaman bana tarih, bir ay, bir gün vermesi gerekmez mi? Parti vermek istiyorum, arkadaşlarımı davet etmek istiyorum. Benim evimde doğum günü. It's in April. Tabii ki de Kate doğru cevap veriyor. Çünkü when sorusuna her zaman date ya da day verilmeli. Which of the following is out according to the conversation about? İlgisiz olanı diyor, söyle. Şimdi Carol'ın doğum günü ve bir parti düzenlemeyi düşünüyorum. Bana yardım eder misiniz diye sordum. Linda dedi ki I can bring some beverages and cookies. Şimdi beverage'lar Linda'da. Rose dedi ki party hat ve konfeti getirebilirim. Ve cake alıp mum getirebilirim. O zaman balonla ilgili kimse bir şey konuşmadığı için balon seçeneği odd one. Which question does Terry not ask Jamie? Hangi soruyu Terry Jamie'ye sormuyor? Sormuyor. My brother is turning 15 next week. We have a birthday party for him. Would you like to come? Sure. Şimdi bir şey sordu. It's at the cafe near our house. O zaman nerede olduğunu soruna göre C seçeneğe gitti. I must buy a gift for him. Burada no he doesn't'la cevap verdiyse burada does'la sorması lazım. Çünkü bak burada does'la cevap vermiş. Dolayısıyla does he like watching films? O zaman burada ne sormuş? He likes taking photos, you can buy a camera. Fotoğraf çekmeyi sever. O zaman ne sever diye sordum. Dolayısıyla okula gitti. Alakası olan bu. Saat kaçta? Gördüğünüz gibi zaten burada saatle alakalı hiçbir şey olmadığından cevabım B seçeneği. Which of the following is not suitable for Joe's friends? Hangisi Joe'nun arkadaşları için uygun değil? Uygun değil. Some of Joe's friends' birthdays are in this month. He makes a list of their likes. Here is the list. Şimdi Samantha board game seviyorsa A seçeneğini Samantha'ya alabiliriz. Camping seviyorsa bilmiyorum. Campingle alakalı burada bir şey göremiyorum. Listening to music seviyorsa bunu Aaron'a alalım. Cindy fotoğraf çekmeyi seviyorsa bunu alalım. Ama bak burada kampa gidecek insana da kalkıp tenis raketi falan almazsın yani. Dolayısıyla D seçeneği. Which of the following completes the conversation? Hangisi tamamlar? Bakalım. Hi Jack, I have a birthday party next week. Önümüzdeki hafta bir doğum günü partim var. Oh Susan, it's great. When is it? Harika. Ne zaman? 20 December, 20 Aralık'ta, çarşamba günü. Saat kaçta? 3'te, öğlen. Nerede? Grand Pass Garden. Katılmak ister misin? Sure. Elbette ama, elbette ama dedikten sonra ben doğum günü partilerini severim demez. Elbette ama bu kötü bir fikir olmaz. Elbette I must attend it, ona katılmalıyım. I must ask my mom. Elbette ama ona katılmalıyım olmayacağı için. Evet, elbette ama anneme sormalıyım diyecek. Şimdi what does not Ellie need for the party? Ellie'nin parti için neye ihtiyacı yok? Hi. Hi demiyor. Ben de şu an kendimce hi demek istedim. Ellie hi demeden lafa girmiş. Çok ayıp. I'm throwing a surprise party for my mom. I must buy balloons and some confetti to decorate the living room. Then I must order a birthday cake. I also must buy some beverages and gift. Annem için bir sürpriz parti vereceğim. Balonlar almalıyım, konfeti almalıyım ve salonu dekore etmeliyim. Ve bir de birthday cake almalıyım ve beverages and gift almalıyım. Ne kaldı? Şimdi balons gitti. Konfeti zaten burada yok. Birthday cake burada yok. Beverage gitti, gift gitti. İhtiyacı olmayan tek şey D seçeneği.
A teacher throws birthday parties for her students. Bir öğretmen öğrencileri için partiler veriyor. She asks her students birthdays ve onların doğum günlerini soruyor ve notlar alıyor. Ve notları bu şekilde. Hangisi doğru değil? There is no birthday in December. Bakıyorum. Evet, kimsenin doğum günü December'da değil. Doğru. Birthdays of four students are in May. Mayıs'ta 4 öğrencinin mi doğum günü? Evet, doğru. There are two birthdays every month. Her ay 2 tane mi doğum günü var? Yok, 5 de var, 6 da var. There are 32 students in the class. Bakalım. 5, 3 daha 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Yok, 32, tam 32. 32 öğrencinin var doğum günü. Dolayısıyla her ay 2 öğrencinin doğum günü olduğu bilgisi yanlış. Çünkü her ay 2 öğrencinin değil, 2'den fazla öğrencinin doğum günü var. Which of the following is correct? Bu sefer de doğru olanı soruyor. There are two birthdays in July and March. Temmuz ve Mart'ta 2 doğum günü mü var bakalım. July'da 1, March'da 2. Yanlış. Çünkü July'da 1. There are 11 birthdays in August and September. Ağustos ve September'a bakalım. Ağustos ve September'da 11 mı? September ve Ağustos'ta toplam 11. Doğru. O zaman doğru seçeneğimiz B seçeneği. Ve sanıyorum son sorumuz. Evet. Which of the following does not have an answer in the invitation? Hangisinin cevabı yok? What time is the party? At 6 o'clock. Where is the party? At Park Cafe. When is the party? Haziran 30'unda, cumartesi günü. Ve what do they serve? Ne veriyorlar? Ne ikram ediyorlar? Bunun cevabı yok. Evet arkadaşlar, umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.